Herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet canım gönül dostlarım, sevgili YouTube ailem, arkadaşlarım, dostlarım, danışanlarım, izleyicilerim ve takipçilerim. Bugün yine sizler için, yine sizlere özel muhteşem bir açılımla sizlerle birlikteyim. Evet, bugünkü sorumuz aklımdaki kişinin hali ve ahvali. Bakalım bu süreçte, önümüzdeki günlerde merak ediyorsanız aklınızdaki kişi ne halde, ne durumda? Bir hep birlikte bakalım Makbuş abla kanalı aracılığıyla nasıl mesajlar alacaksınız? Evet, haydi bakalım. Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa alması niyetimle kartlarımı tabii ki siz canım gönül dostlarıma niyet alarak şöyle bir karıştırıyorum ve tabii ki sevgili YouTube aileme, kanalımın abonelerine, danışanlarıma, takipçilerime niyet alarak şöyle bir kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Sizler de ben kartlarımı seçerken ya da tüm kartlarımı seçtikten sonra odaklanıp rezone olarak kendinizi önce can, sonra canan biliyorsunuz mottomuz. Önce kendinizi, sonra aklınızdaki kişiyi niyetinize alarak soruyorsunuz. Evet, benim aklımdaki kişinin şu anda diyorsunuz hali ve ahvali nedir merak ediyorsanız eğer. Bakalım ne haldeymiş, ne durumdaymış. Makbuş abla kanalı aracılığıyla almaya niyet ediyorum diyorsunuz ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hizmet eden açılımlar olduğunu da lütfen unutmayın. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait özel yanıtlar arıyorum ben diyorsanız da videolarımın alt bandındaki WhatsApp iletişim hattımdan lütfen yazarak benimle irtibata geçiniz. Ben bir şekilde size mutlaka geri dönüş sağlıyorum. Ve kanalıma denk geldiyseniz ya da bir tavsiye üzerine bana geldiyseniz de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapanlar, bildirileri de açmayı unutmayın. Yorum yapanlar ve beğenilerle de pardon ve süper teşekkürlerle de yanımda olan tüm gönül dostlarıma da ayrıca çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi kartlarımızı seçtim. Şöyle bir sizler de bir odaklanın, rezone olun. Ay çok pardon, çok özür diliyorum canım gönül dostlarım. Vallahi yaz günü üşütülürüm, üşütülüyor gördüğünüz gibi. Klimalar mahvetti beni. Klimasız durulmuyor yani, inanılmaz bir sıcak var. Allah yardımcımız olsun hepimizin. Hadi bakalım şimdi kartlarımı hemen kolektifime niyetle açıyorum. Bakalım aklımdaki kişinin hali ve ahvali neymiş? Hepsini şöyle bir görmeye niyet alarak kartlarınızı açıyorum. Şimdi canım gönül dostlarım, öncelikle tabii ki ilk gelen mesajımız sizinle bağlantılı. Aklınızdaki kişiyle yine videom zamansız zamanla niyetlidir. Siz yine izlediğiniz zamandan itibaren alın bunu burada. Geçtiğimiz ikili zamandan beri, yani geçtiğimiz 2 saat, 2 gün, 2 hafta, 2 ay içi, 2. ay ya da ayın 2'si, 12'si, 22'si ya da ikili bir saat diliminden beri belki sizin yaşadığınız bir hayal kırıklığı, bir olumsuzluk ve karşı taraftan da aynı şekilde yaşanan gergin, stresli konuşmalar, yazışmalardan kaynaklı bir uzaklık, bir mesafe, hatta ayrılık, dargınlık, kırgınlık, küskünlük söz konusu imiş. Ve uzun zamandır da bakın aranızda bazı engeller olduğu için de iletişim olmadığından
siz de aklınızdaki kişiden, aklınızdaki kişi de sizden haber alamıyor olarak gösterildi burada bana. Yani burada birbirinizden de biraz böyle habersizsiniz. Biz de zaten hali ve ahvali dedik. Ne halde merak ediyoruz dedik. O yüzden bakıyoruz değil mi kartlarımıza. Şimdi kartlardan ilk gelen mesajımız şu. Bir kere niyet ettiğiniz kişinin şu anda kafasının inanılmaz karışık olduğunu söylüyor kartlarım. Etrafındaki o kadar çok insan kafasını karıştırmış ki, ama sizinle bağlantılı, ama yaşadığı ilişkiyle bağlantılı, ama belki de kendi hayatıyla ilgili burada kafasının çok karıştığını ve kafasında karıştıran bir sürü insanların olduğunu ve yapmak istediği bir şeyleri de yapamaz hale geldiğini söylüyor. Yani yapmak istediği şeyler nedir? Belki sizinle barışmak için adım atmak istiyordur, yapamıyordur. Ya da kendisine bir iş kurmak istiyordur, kuramıyordur. Ya da işinle ilgili bir sorun var. Ya da arkadaşlarıyla ilgili bir problem vardır gibi gibi gibi. Yine siz kendi aklınızdaki kişinin hikayesine göre alın burada. Ama burada aklınızdaki kişinin ortamlara, bu ara çok fazla ortamlara girdiğini söylüyor. Yani bu ortamlar işte eğlencedir, işte ne bileyim yemekli içmekli ortamlardır ya da başka arkadaş ortamlarıdır, sosyal çevre ortamıdır. Ama bu ara sanki böyle kendisini ortamlarda avutuyor gibi, yani sürekli arkadaş çevresiyle ya da İşte birlikte olduğu kişilerle ortamlar içerisinde ya da cemiyetler içerisinde olduğunu söyleyebilirim size. Ama ve lakin şimdi sizinle bağlantılı, bakın hala size karşı duyguları olan bir aklınızdaki kişi var burada. Ve özellikle de sizinle ilgili o en son yaşadığı hayal kırıklığı, olumsuzluk ya da stresli konuşmalar ya da yazışmalardan kaynaklı biraz böyle kendi içinde yaşadığı güvensizlik ve korkuları da var. Bu güvensizlik ve korkuların içindeki en önemli şey de sizinle ilgili zor durumda kaldığı ve sizin onu tamamen bitirdiği. Bakın belki aynı şeyi siz de düşünüyor olabilirsiniz ama emin olun aklınızdaki kişinin de şu an ruh halinde sizinden tamamen ayrılma korkusu, kaybetme korkusu, hatta belki hayatınıza birini aldığınız gibi bir korku gibi gibi korkuları yaşadığını veriyor burada kartlarım. Hatta elini kolunu bağlayan bazı engeller var. Biraz da yaşadığı egosundan da kendi, hani çok affınıza sığınarak söylüyorum, tükürdüğümü yalamam ben muhabbetindedir. Hani belki size söylediklerinden kaynaklı o elini kolunu bağlayan engellerden kurtulup size aslında bir sürprizle gelmek istiyor. Bir sürpriz. Sürpriz bir teklif olabilir, sürpriz bir konuşma olabilir, sürpriz bir yazışma olabilir. Ama size bir şekilde mutlaka bir kafasında adım atma isteği var. Sadece şu an elini kolunu bağlayan bazı engelleri var. O engellerden çıkmak için de çözüm arıyor. Biraz da böyle relax bir karakter. Yani böyle kendisini biraz salmış, zamana bırakmış. Hani biraz daha zaman geçsin, ben ondan sonra harekete geçerim düşüncesinde. Ve hatta burada sizinle bağlantılı belki de ortak girdiğiniz ortamlar olabilir. İş ortamı olur, arkadaş ortamı olur. Ya da ortak tanıdığınız birilerinin yeri yurdu olur. Artık akraba ortamı olur gibi, yine kendinize göre alın burada. Böyle bir durumda size karşı karşıya gelme isteği enerjisini veriyor kartlarım. Ama ruh halinin gerçekten son derece karışık olduğunu, korkularının has safhada olduğunu, tamamen bunu da girdiği ortamlarda kafasını dağıtmaya çalıştığını söyleyebilirim. Ve yine şerdeki hayrı görmeye çalışıyor şu anda. Belki dargınlığınız ya da kırgınlığınızdan kaynaklı kendisini kötü durumda hissediyor ve zor durumda hissediyor, ama hani belki de bu mesafenin ya da belki de bu sürecin hem size hem kendisine iyi geleceğini de düşünüyor diyebilirim. Bakalım diğer kartlarımız nasıl cevap verecek. Evet canım, gönül dostlarım, zaten ilk karttan da aynı şekilde şu anda inandığı bir şeyler var sizinle ilgili ve kendisiyle ilgili, ilişkinizle ilgili.
o inandığı şeylere hala kaybetmemiş. Yani sizin ona sevginiz olur, güveniniz olur, ilginiz olur. Bunları kaybetmemiş. Evet, şu an bir gitme zamanı içerisindeki, az önce söylediğim gibi, hani bu ayrılığın iyi geldiği düşüncesinde. Ve burada bakın, yeni başlangıçlarla ilgili şu an kafasında planları da var, projeleri de var. Ve bu planlarından da sizin de zaten daha sonra haberdar olacağınızı söylüyor. Sanki yeni bir bebeğin doğumu gibi, yeni bir ilişkinizle ilgili başlangıç olabilir. Yine kendi hayatıyla ilgili planladığı yeni başlangıçlar olabilir. Ama burada sizi de ilgilendiren bir durum var ki siz bundan haberdar olacaksınız zaten. Ayrıca bakın, bu aralar aklınızdaki kişinin ruh halinde bol bol hayal kurma enerjisi hakim. Sürekli belki kendi mutsuzluğunu mutluluğa nasıl çevirebileceğine dair. Çünkü burada genel anlamda bir mutsuzluk ya da belki fiziksel ya da psikolojik sağlık problemleri de olabilir burada. Ve bu yüzden bir şeyleri hani iyileştirmeye çalıştığını ya da daha iyiye gideceğini düşünerek bir şeylerin hayalini kurduğu mesajıyla da geldi. Ve yine burada bakın, aklınızdaki kişi, şöyle söyleyebilirim burada, sizden hala etkileniyor. Şimdi buradaki sihir enerjisi aslında negatif enerjiyi de temsil ediyor ama belki hani onu da yorabilirim burada. Hem de aynı zamanda da aslında burada tabii ki benim biliyorsunuz negatif enerjiyle ilgili düşüncelerimi, o yüzden düşündüm kaldım hani nasıl yorum yapsam diye. Ama bu enerjinin aslında, eğer böyle bir şey varsa, sanki bir şeylerin farkında. Belki de bu hani mesafenin de girmesiyle bir şeyleri düşünerek, kendi iç dünyasına çekilerek bir şeyleri sorgulayıp farkına varmış olabilir. Ama her ne olursa olsun sizden hala etkilendiği enerjisi burada çok yoğun. Yani sizden hala etkileniyor ve büyüleniyor. Ve bakın burada yine yardım istediği bir şeyler var. Yani etrafındaki insanlardan olabilir, iş hayatında olabilir, aile çevresinde olabilir. Yine sizinle olan ilişkisiyle bağlantılı bir çıkış yolu bulamadığı için yardım istediğini de söylerken yine kartlar ve en önemlisi burada bakın, burada güvensizlik ve korkuları olduğunu söyledim. Yine kendi içinde yaşadığı özgüven eksikliği var. Aslında son derece kendisine özgüvenli, böyle hani çok egolu, kibirli gösterse de içten içe kendi içinde de yaşadığı bir özgüvensizlik mevcutta var. Yani bir şeylerden pek de memnun değil. Ama burada bakın, aklınızdaki kişi, şurada söylediğim gibi elini kolunu bağlayan bazı engellerden, maddi olabilir, manevi olabilir, ailesiyle ilgili olabilir, işiyle ilgili olabilir, bu engellerden kurtulma çabası ya da mücadelesi içerisinde. Zaten ruh hali inanılmaz karışık, zor durumda ya da zorluk yaşadığı olaylar var ve bunlardan kurtulabilmek adına da belki de bir arayış içerisinde olduğunu da söyleyebilirim. Ama burada en önemli mesaj şu, bakın, onun sizden gizlediği, ki hatta bununla bağlantılı bir videoda düşünüyorum, bu yakın zamanda bunu da çekeceğim, gizlediği sırlar neler var diye. Şimdi burada sizden gizlediği bazı şeyler var ve bunların ortaya çıkmasının, belki çıktı ortaya, bunun rahatsızlığını yaşıyor kendi iç dünyasında şu ara, ya da gizlediği sırlar ortaya çıkacak endişesi de taşıdığını söyleyebilirim. Ama önemli olan burada aslında sizden gizlediği bazı şeylerin onun üzerinde çok fazla yük olduğu. Artık hani ben de bir şeyleri anlatayım, rahatlayayım, o sırtımdaki o yükü bir atayım düşüncesi de içerisindeymiş.
Ve bakın aile baskısıyla geldi. Şu an aklınızdaki kişinin hali ve ahvalinde ilk gelen mesaj bir aile baskısı. Şimdi burada kendi ailesi olabilir, işte anne baba kardeşler olabilir ya da aile gibi gördüğü insanlar ya da ortamlar olabilir. Ki burada eyvah eyvah bir evlilikle ilgili bir baskıya da maruz kalıyor olabilir. Şu andaki ruh hali ve ahvalinde. Hatta bakalım devamında sizden gelen, evet işte bakın buyurun işte burada. Şimdi muhtemelen aileden gelen bir baskı var üzerinde, ya evliliğiyle ilgili ya evlilik yapmasıyla bağlantılı, ama burada bir şekilde etrafındaki insanları oyalıyor ve bunu mümkün mertebe pardon uzatmaya çalışıyor. Çünkü kafasında hala bitiremediği bazı şüpheleri var. Bu şüpheler de muhtemelen hem kendisiyle ilgili, hem sizinle ilgili, hem de belki de böyle bir durumun içerisine girerse bunun içinden nasıl çıkarım gibi kuşkular yaşadığını söyleyebilirim. Evet, buyurun ruh haline, hemen sizinle bağlantılıdır bu. Kıskançlık enerjisi çok hakim. Yine bunu da şüpheyle birleştirdiğim zaman sizinle de bağlantılı demek ki. Ruh halinde kıskançlık şüphelerini taşıyor. Ve son olarak evet canım gönül dostlarım, en güzel kart yine en sonda geldi. Ve kapanışı bir iletişim kartıyla yapıyorum. Demek ki aklınızdaki kişinin hali ve ahvalinde, ruh halinde sizinle bir iletişime geçmek niyeti var imiş. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Çünkü bayağı bir karmaşa ve kaos içerisinde gördüm kendisini. Hatta bunun sağlığını da psikolojik olarak da etkilediğini de bizzat görüyorsunuz zaten. Bakalım hayırlısı olsun, yaşayalım görelim diyorum her zaman olduğu gibi. Bugün de benimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.